Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Kasım ayı sizin için arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, iş konularınız ve özellikle kariyerden gelen kazançlarınızla ilgili çok güçlü etkiler taşıyor ve buralarda önemli bazı dönüşümler de ortaya çıkarabilir. Güneş ayın 21'ine kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek ve enerji gezegenimiz Mars ay boyunca Akrep Burcu'nda 11. evinizde ilerliyor olacak. Ve 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep Burcu'nda yeni ay var. Bu yeni ay Uranüs'te tam karşıt açıda. 5-11 aksınız bu ayın genelinde gündemimizde. Evet, bu alanlar aslında daha eğlenceli, daha sosyal, daha kişisel girişimlerle ilgili. İşte arkadaş ilişkileri, aşk ilişkileri, romantik konular, çocuklarla ilgili etkileşimler, özellikle bu temaları ayın genelinde gündeminizde taşıyor. Ama Uranüs etkili bir aydayız. Biraz stresli, biraz ani, belki heyecanlı, şaşırtıcı durumlarla da karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 12 derecede olacak. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa evet, bu temas çok daha güçlü olacaktır sizin için. Çünkü Uranüs'ten de tam bir açı alıyorsunuz. 12 dereceler özellikle yakınları. Bunun yanı sıra sabit burçlarda da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa haritalarınızda bu etkiler daha da bir artar, daha da bir katlanarak çoğalabilir. Bu yeni ay bir proje, bir iş konusu gündeme getirebilir. Yeni bir çalışmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir hedef belirleyebilirsiniz kendinize. Bir gelecek hedefidir bu. Yani olmasını istediğiniz bir dilektir, bir umuttur, bir beklentidir gelecekle ilgili. Ve tabii ki aslında bu ay gerçekten hırslı ve tutkulu bir ay. Ve hiçbir şey böyle sadece düşüncede kalmıyor. Eyleme geçiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bir işe başlama, bir projeye başlamak söz konusu. Ama biraz böyle gruplarla, ekip çalışmalarıyla alakalı olabilir. Kalabalıklarla ilgili olabilir. Yani sizin sosyal alanlarda daha dikkat çekmeniz, başkalarına hitap etmeniz. Özellikle belki bir ekip çalışması, belki bir grup çalışması, bu bir eğitim faaliyeti de olabilir. Bir böyle belki bir gruba gir, bir sosyal bir alanda çalışma olabilir örneğin. Yani bir vakıf, dernek, bir kulüp. Hani buralarda aktif olabilirsiniz. Ya da bir arkadaş grubundan ayrılabilirsiniz. Hani bir yenilik olabilir arkadaş ilişkilerinizde. Çünkü Uranüs bazı sürprizler de getirecek gibi görünüyor. Ya da ilişkinizin şeklinde bazı ani gelişmeler olabilir. Bu ara bu sosyal ilişkiler, arkadaş ilişkileri, aşk, romantizm konularında daha dürtüsel davranabileceğimiz, biraz gerçekten buralarda beklemediğimiz durumlarla karşılaşabileceğimiz de bir ay. Para konularına dikkat edelim. Çünkü para konuları özellikle ayın 9'u, 10'u, 11, 12'si gibi. Merkür Mars birleşiyor ve Uranüs'e karşıt açıda. Yani finans konuları, kazançlar, harcamalar, yatırımlar ve özellikle spekülatif piyasalar, borsa gibi, döviz piyasaları gibi. Yani buralarda Kasım ayının genel etkileri ekonomiyi çok etkileyebilir çünkü. Bunun size bireysel yansımaları da olabilir. Şimdi hızlı çıkışlar olabilir, kazançlar, hızlı kayıplar olabilir. Demek ki biraz temkinli olacağız, sürprizlere açık olacağız, beklentilerimizi biraz yani daha dikkatli olmamız, daha güvenli adım atmamız, çok dürtüsel davranmamamız gerekiyor. Parasal konularda da bütçemize belki daha dikkat etmemiz gerekiyor ayın genelinde. Evet, ayın 19'una geldiğimizde Dolunay meydana gelecek. 27 derece Boğa burcu Dolunayı, aynı zamanda bir ay tutulması sizin için aslında olumlu. Neden olumlu? Çünkü hem burcunuzdaki Plüto'yla güzel bir üçgeni var. Boğa burcunun yöneticisi Venüs de burcunuzda. Venüs'ün bir desteği var bu tutulma sırasında sevgili oğlaklar. Bu ay tutulması hem bu yılın son ay tutulması, hem de şöyle bir özelliği var. 2022 ve 23'te yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki tutulmalarında ilki olacak. Yani sizin demek ki 5. ve 11. evleriniz önümüzdeki 2 yılda çok fazla gündemde. Ve buralar şöyle bir değişecek, bir yenilenecek, bir düzen değişimi söz konusu. Bu tutulma burada bir başlangıç olabilir ya da bir açılım olabilir ya da bir elde ediş de olabilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa, yani 24 derece ile 30 derece aralığındaysa daha güçlü etkiler alıyorsunuz ve çok önemli etkiler alıyorsunuz. 5. ev
şanslı bir evdir. Yani bu tutulma size hem para konularında hem maneviyatla ilgili konular. Yani nedir? Aşktır bu. Romantik bir konudur. Çocuktur. Hamilelik, doğum gibi olabilir ya da çocuklarınızla ilgilidir. Bir beklentinizi gerçekleştirebileceğiniz bir fırsattır. Aslında sizi gerçekten mutlu edebilecek bir tutulma, bir güzel bir hedefinize sizi ulaştırabilir. Önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Hamilelik gibi bir konu olabilir, bir çocukla ilgili güzel bir açılım olabilir. Kendinizi ifade edebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, belki yine başkaları tarafından fark edilebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. En olumlu etkilenen burçlardan biri olduğunuzu söyleyebilirim bu ay tutulmasından. Özellikle Venüs'ün desteği de çok önemli. Bu hem size maddi kazançlar getirebileceği gibi hem işte çocukla ilgili sevinç haberler, işte aşk hayatınız olabilecek yine hızlı gelişmeler, belki güzellik, estetik, fiziksel görünümünüzde olabilecek bazı dönüşümler, yenilikler de getirebilir sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.